Herkese merhaba. Ben resim öğretmeniniz Özlem Yılmaz. Bugün sizlere sulu boya yaparken kullanabileceğiniz tekniklerden ve sık sık yapılan hatalardan bahsedeceğim. Ama ilk önce şu karın tadını çıkarmam lazım. Üşüdük biraz. Biraz eğlendik. Biraz da şöyle etrafımızda döndük. Şimdi de bu soğuk havalarda sevimli hayvan dostlarımızı da unutmuyoruz. Ve videomuz başlasın. Göstereceğim ilk teknik flat wash, yani düz boyama. Bu teknik için yapmanız gereken ilk şey kağıdı eşit bir şekilde ıslatmak. Bu tekniğin en önemli özelliği ise fırça izi bırakmamak. Bunun için fırçanızı hep aynı yönde kullanmanız gerekiyor. Kağıtta dümdüz bir görüntü elde etmek için boyanın birikmemesi lazım. Fazla olan boyayı kuru bir fırça yardımıyla alabilirsiniz. Bir önceki gösterdiğim teknikteki gibi ilk yapmanız gereken kağıdınızı ıslatmak. Boyanın da zemininde ıslak olması lazım. Daha sonra hemen bir tabağın rengi atıyoruz. Boyamız hala ıslakken seçtiğimiz bir diğer rengi ıslak olan tabağın rengimizin üstüne ekliyoruz. Gördüğünüz gibi boyalar birbirine çok güzel bir şekilde karışıyor. Bu teknik için yanınızda peçete bulundurmak faydalı olur. Fazla sulu olan bölgeleri peçete yardımıyla alabilirsiniz. Ben biraz tez canlı olduğumdan kurutma makinesi ile hızlı bir şekilde kurutuyorum. Ama siz benim dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Galaksi görünümü vermek için boyayı fırçanın üstüne hafif vurarak sıçratıyorum. Doku etkisi yaratmak için ise şeker kullanıyorum. Beni tanıyan öğrencilerim şimdi der eminim. Özlem Hoca resim ile mutfağı karıştırıyor birbirine. Bir tencere kapağı, bir şeker. Şimdi ise şeker eklediğim kısımlara daha da koyu renk ekliyorum. Ve istediğim sonucu böylece almış oluyorum. Derken dayanamayıp gene şeker ve başka bir renk eklemesi yapıyorum. Devam. Devam ki. İkinci tekniğimiz ise aşamalı boyama. Yoğun pigmentle aldığımız boyayı yukarıdan aşağıya doğru fırçamız ile aynı yönde ilerleterek boyuyoruz. Sulu boyada bir rengi açarken beyaz kullanmıyoruz. Sadece su oranını fazlalaştırıyoruz. Sıradaki tekniğimiz ise kuru fırçalama. Bunun için ilk önce ıslak olan fırçamı kuruluyorum ve seçtiğim boyayı kuru olan zeminime uyguluyorum. Bu tekniği ağaç, çimen, görüntüsü elde etmek istediğiniz yerlerde uygulayabilirsiniz. Şimdi gelelim sulu boyada en çok yapılan hatalara. Bunlardan ilki su oranı ile ilgili. Ya çok fazla su kullanılıyor ya da gerektiğinden çok az su kullanılarak kağıt yıpratılıyor. Şu anki yaptığım boyama doğru olan. Rengi ve su oranını eşit bir şekilde ayarlayarak yaptım. Gördüğünüz gibi homojen bir görüntü elde ettim. Şimdi ise olması gerektiğinden çok fazla su kullanıyorum. Zemin üzerinde renk gördüğünüz gibi çok fazla dalgalandı. En sık yapılan yanlış ise suyu çok az kullanmak. Bilinçli bir şekilde kuru fırçalama tekniği uyguluyorsanız problem yok. Fakat bunu tüm çalışmanızda uygularsanız güzel bir görüntü elde etmemiş olursunuz.
Bir diğer yapılan hata ise fırça kullanımı ile ilgili. Bir yeri boyarken fırçamızı çok kaldırmadan ileri geri hareketlerle boyamamız gerekir. Eğer bastırarak yuvarlak hareketler yaparsanız hem fırçanızın ömrünü kısaltır hem de kağıdın dokusunu kaldırarak yıpratırsınız. Sulu boya yaparken bazı kısımlarda aceleci olmamak lazım. Özellikle bir zeminin üstüne ayrıntı ekleyeceğiniz zaman zeminin kurumasını beklemeniz gerekir. Ben şu an ıslak bir zemin üzerine puantiye eklemeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi renk olduğu gibi diğer renk ile karıştı ve istediğim sonucu alamamış oldum. Doğru olan ise zeminin kurumasını bekleyip daha sonra ayrıntı eklemek. Suyumuzun kirli olması rengin olduğundan daha soluk gözükmesini sağlar. Zamanla kullandığımız su kirlenir ve fırçamızda önceki kullandığımız renklerin tortusu kalabilir. Böylece istediğiniz parlak görüntüyü elde edememiş olursunuz. Şimdi ise temiz su ile fırçamı temizleyerek boyama uyguluyorum. Gördüğünüz gibi renk oldukça parlak gözüküyor. Yani ara ara fırçanızı ve suyunuzu yenilemek sizin için faydalı olacaktır. Sulu boyada bir rengin açık tonunu elde etmek için beyaz kullanmıyoruz demiştim. Aynı şekilde koyulaştırırken de siyah kullanmıyoruz. Kullanacağımız rengin tamamlayıcı rengi ile koyulaştırma yapıyoruz. Renk konusu anlatırken Zoom'da sesimi kapatan öğrencilerim şimdi sizi bulacağım. Hatta çok sevdiğim bir öğrencim itiraf etmişti bunu. Şimdi diğerlerini de bulacağım.